Şimdi tabii enkaz altından çıkarılan yaralılarımız var ve bu yaralılarımızın büyük bir kısmı tedavi edildikten sonra taburcu ediliyor. Kahramanmaraş Merkezi depremlerde yaralanan 14735 kişinin hava, kara ve deniz yoluyla Mersin'e getirilerek tedavi altına alındığı, tedavileri tamamlananların da taburcu edildiği bildirildi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde binlerce ölüm on binlerce yaralanmaya neden olan depremlerde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken yaralıların sevk edilme işlemleri de sürüyor. Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere depremde enkazdan çıkarılan yaralıların büyük bir kısmı Mersin'e sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hem karadan hem deniz yoluyla getirilen yaralıların çoğunluğu şehir hastanesi başta olmak üzere kentteki birçok hastanede tedavi altına alındı. Şu ana kadar 14735 yaralının geldiği, durumu hafif olanların tedavilerinin yapılıp taburcu edildiği bildirildi. TCG İskenderun gemisinin Mersin limanına gelerek demirlediği Akdeniz Bölge Komutanlığı rıhtımında yaralıların çok sayıda ambulansla hastaneye sevkide de dronla görüntülendi. Hemen son olarak sizlere bir de Malatya'ya götüreyim. Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki evinde Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremi yaşayan 65 yaşındaki iki bacağı protezi Elif Çağlar, deprem anlarında tesbih çekerek kurtarılmayı bekledi. Depremden saatler sonra sağlık ekipleri tarafından evinden çıkarılan Elif teyze daha sonra kaldırıldığı hastanede gözlem altına alındı. İki depremi evinde yaşayan 73 yaşındaki Elif teyze o anları anlattı. Yavrum ben kalkamıyorum, kırmaşamıyorum. İlk depremde de hiç kalkmadım. İkincide de oturdum, tesbihimi çektim. Allah'ım sağ teslimlik dedim. Taşın kayanın arasında koyma, bizi kurtar dedim. Meyla açıkta, yatakta kurtar dedim. Ne diyeyim yavrum? Benim beyim getirdi. Burada akrabalarda ambulansına geldiler. Beni setiyeye koydular, içine koydular. Bağırdım, çığırdım. Arap getirdiler. Koydular. Şimdi de oğlum yoktu burada. Şş, bahçedeydi. O geldi. Bakıyorlar bana. Allah'ın keremine şükür.